Can TV 24 televizyonu program yapımcısı Muammer Yıldıztaş'ı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent'i makamında ziyaret etti. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ziyarette program yapımcısı Yıldıztaş'ın sorularını yanıtlayan Levent, üniversitenin her alanda büyüme hızının arttığını kaydetti. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü, değerli hocamız Profesör Doktor Akın Levent Beyefendi ile birlikteyiz ve sağ olsun bugün üniversitenin kendi ofisinde bizlere 10 Ocak Gazeteciler Günü ile, çalışan gazeteciler günü ile ilgili bir program düzenledi. Biz de program sonrası zamanı varsa kendisinden rica ettik. En azından üniversitemizin çalışmaları hakkında bilgi alalım diye kendisiyle böyle bir programı yapıyoruz şu anda. Bize böyle bir zaman ayırdığı için kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinlikte bizleri buluşturdunuz ve gerçekten çok istifade ettiğimiz güzel şeyler anlattınız. Üniversite adına gurur duyduk. Size ve ekibinize bu güzel organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyorum efendim. Muammer Bey, öncelikle hoş geldiniz. Biz teşekkür ediyoruz. İlin medyası olarak bizi kırmadınız. Bizim davetimize geldiniz ve birlikte sohbet etme imkanı bulduk. Şimdiki sohbeti devam ettireceğiz. Biraz evvel de söylediğim gibi öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tekrar sizin nezdinizde kutlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Gazeteciler bizim için önemli. Niye önemli? Yapılan işlerin ve yapılmayan işlerin ancak medya tarafından duyurulması mümkün. Sizin kulaktan kulağa giden fısıltı şeklinde giden haberlerin bana göre çok fazla dayanağı olmuyor. Ama medya mensupları, gazeteci arkadaşlarımız topladıkları bilgileri, verileri, mutlaka sağlam verileri insanlara duyurarak büyük bir hizmete imza atmış oluyorlar. O yüzden üniversitemiz adına ben tüm gazetecilerimizin nezdinde size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Çok hoş geldiniz. Kurulduğu günlerde Anadolu'da bir dünya üniversitesi sloganıyla yola çıkan ve sizden evvelki rektör hocalarımızın da bu noktada elinden gelen gayreti göstererek üniversitemizi bugünlere taşıyan herkese buradan teşekkür ediyoruz. Rahmete ulaşanlara da rahmet diliyoruz. Fakat siz geldikten sonra da gerçekten o çıtayı biraz daha yükselttiniz efendim. Biraz daha derken hakikaten aldığınız yerden çok büyük hedefler edinerek kendinizi hem ekibinizle hem de yaptığınız işlerle Erzincan Üniversitesi'ni dünyaya tanıtma noktasında büyük gayretler içerisinde olduğunuzu biliyorum. Özellikle bu Türk dünyasıyla ilgili bir buluşma oldu ki bundan birkaç ay evvel burada Sayın Başbakanımıza da buradan çok teşekkür ediyoruz ve acil şifalar diliyoruz kendisine. Onun da öncülüğüyle siz üniversitemizin de bu konuyu gerçekten çok iyi çalışarak, çok iyi hazırlanarak büyük bir mesaj verildi dünyaya efendim. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, Muammer Bey, biz başlangıçta şöyle düşündük. Sizin de belirttiğiniz gibi son başbakanımız, ilimizin gururu, medarı iftarımız, başbakanımız, Binali Yıldırım Beyefendi'nin, Türk Devletler Teşkilatı'nın, Aksakallar Konseyi'nin üyesi ve aynı zamanda başkanı olması münasebetiyle isminin geçtiği üniversite olarak bize birçok görevler düştüğünün farkındaydık zaten. Bundan hareketle Türk dünyasına hitap eden bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Sağ olsun 100'ü aşkın bir komisyon marifetiyle harekete geçirdi. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu yapalım dedik. Bunun getirilerinin çok olacağını farkındaydık ama ne kadar efendim bu konuya ilgi gösterilecek onu ancak olduğunda gördük. Fikir babası üniversite mi efendim bu konunun? Tabii ki üniversite. Hayır, üniversite. Ve başbakanımızın bize söylediği şuydu.
Buna benzer Macaristan'da bir toplantı olmuş. Ama çok daha ufak bir toplantı. Ufak tefek bir toplantı olmasın dedi. Ses getirecek bir toplantı olsun. Uluslararası basında, uluslararası dünyada, özellikle uluslararası Türk dünyasında ses getirsin istedi. Biz de çalışmalarımızı ona göre hızlandırdık. Uzun süren bir süreçten sonra 9 Ekim çattı, önümüze düştü. Ve 9-12 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 800'e aşkın katılımcıyla birlikte çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptık. Başta Başbakanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatari Beyefendi olmak üzere birçok milletvekilimiz, birçok valimiz, birçok bilim adamı buraya gelerek katkıda bulundular. Ve burada konuşulanlar çok önemliydi. Türk dünyasını yakından ilgilendiren birçok konuya parmak basıldı. Mesela Türk dünyasının ortak para birimi, Türk dünyasının ortak ticareti, Türk dünyasının ortak kültürü, turizmi. Türk dünyasının her şekilde birlikteliği ve en önemli konulardan bir tanesi de bana göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletler Teşkilatı'na kabulünün önünün açılması. Evet, çok güzel. Bu gibi konularda bir sonuç bildirgesi hazırlandı bütün konuşulanlardan sonra. Bilim adamları bir araya geldi. Sonuç bildirgesi hazırlandı ve bu Başbakanımıza, Türk Devletler Teşkilatı'na arz edildi. Ve bu sayede Özbekistan'da 11 Kasım'da düzenlenen Türk Devletler Teşkilatı'nın zirvesinde konular masaya yatırıldı. Önce olundu. Burada çok önemli tohumlar atıldı. Buradan ivme, verilen ivmeyle bir takım şeyler tarihe oldu. Tarihe bir imza attık, not düştü. Kesinlikle. Erzincan, Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Türk dünyasının ivmelenmesi sağlanmış oldu. Yine bu sayede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletler Teşkilatı tarafından gözlemci üye olarak kabul edilmiş oldu. Bu oldukça büyük bir adımdı bana göre. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahipsiz kalmaması lazım. Buranın siyasi ve jeopolitik yönden bizim için çok büyük bir önem var. Ve buranın tanınmasının da dolayısıyla Kıbrıs için ve Türkiye için çok büyük bir önem olduğu açık. Buna biz vesile olduğumuz için üniversite olarak, Erzincan olarak hakikaten mutluyuz, gururluyuz. Onu söylemek isterim. Çok yani. Güzel efendim. Bir Avrupa Birliği'nin karşısında sanki yeni bir Türk Birliği'nin işte yani, ilk nüveleri oluşturuldu. Burada bir de bir sinerji sağlandı efendim. Biliyorsunuz sinerji işte birkaç kişinin, birkaç devletin bir araya gelerek o güçten daha fazla enerji meydana çıkarması. Doğru. Bunu bu üniversitemiz, Binali Yıldırım Üniversitesi bunu çok iyi bir şekilde başardı. Bu noktada özellikle sizin bu üniversitenin başında hakikaten sorumluluk bilinci yüksek bir düzeyde bir görev almanız ve bu konuda da ekibinizle birlikte çok güzel bir şekilde süreci yaşamanız ve yaşatmanız, yaşayarak yaşattınız, siz de yaşadınız. Bizleri onurlandırdı Erzincan olarak. Ben de bu şehrin hakikaten bütün işte yaşamım boyunca bütün bölümlerine yer almış biri olarak üniversitemle gurur duydum. Bu gururu bize yaşattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Cam Medya Grubu olarak da bu tür konularda her zaman gece ve gündüz demeden ekibimizle birlikte yanınızda olduğumuzu buradan belirtmek istiyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Biz her zaman biliyoruz zaten. Yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Zaten bu olaylar hepimizin olayları. Aynen. Yani sadece bizim konumuz değil bu. Evet. Bütün Erzincan'ın konusu, bütün ülkenin konusu. Hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Bir iki kişinin sahip çıkmasıyla olacak şeyler değil. Herkesin buna inanması lazım. İnanmazsak olmaz bu iş yani. Türkiye'nin son yıllarda göstermiş olduğu
birçok alanda göstermiş olduğu gayret, Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin yüzyılı olacak demesi, Atatürk'ün ben Türk dünyasının önemine inanıyorum, evet. Türk dünyasının birlikteliğini görmesem bile bu hülyalarla gözlerimi dünyaya kapayacağım demesi bizim motivasyon faktörlerimiz olmuştur. Ve Türkiye uluslararası ilişkilerde, Türkiye savunma sanayinde yapmış olduğu hamleler ve bu sayede de Türkiye'de son yıllarda olmayan huzurun olması bizi tüm ülke insanları gibi mutlu etmektedir. Bunu buradan söylemek evet, isterim size. Ulu Önder Atatürk'ün siz söylediniz, ben de hatırladım. 21. yüzyılda Türk devletlerinin olduğu yerlerde tekrar Türkler özgürlüklerine kavuşacaklar, kendi cumhuriyetlerini kuracaklar. Bundan 60 yıl önce, 70 yıl önce söylenmiş bir söz. Ve o dönemde Türkiye'nin güçlü olması gerekiyor. Türkiye'yi yönetenler ona göre kendilerini planlasınlar diye o günden söylemiş. Sanki bugünü görmüş. Görmüş. Hakikaten Ulu Önder Atatürk doğrudur efendim. Efendim bir de bu çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Yani siz doğru. Şimdi çıtayı çok yükselttiniz. Şimdi bu çıtanın altına düşmeyecek yeni projeler yapmanız evet, lazım. Evet, işimiz zorlaştı, doğru. Evet, yani gerçekten öyle. Çünkü şu anda bu üniversite acaba bundan sonra ne yapacak diye insanlar işte bir yıl sonra tekrar bir beklentiye girecekler. Bir de içsel coşkuyu ve motivasyonu artırdınız. Yani bu şehre dalga dalga yayılan, gördünüz mü Erzincan'ın işte üniversitesinin şu anda dünyada konuşulur hale geldi. Tarihe bir not düştü. İşte Türk Birliği'ni bir araya topladı. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğiyle ilgili kararların alındığı bir merkez oldu. Bunlar hepsi şu Türk dünyası kurultayında bunları çok iyi başardınız. Evet, biz bundan sonra da bir tür projelerin Erzincan ve Türkiye için, üniversitenin için hayırlı olacağını düşünüyoruz. Ekibinize de yeni sorumluluklar düştüğünü düşünüyoruz efendim. Kesinlikle, kesinlikle. Türk dünyasının kalbi burada çok kuvvetli atmaya başladı. Bundan sonra da buradan ateşlenen fitilin tekrar vücut bulacağına, ülkemizden yayılan ve bütün Türk dünyasına sirayet eden bu canlılığın devam edeceğini ben de ümit ediyorum ve bekliyorum. Ne çok güzel ederim. Şeylere vesile olacağını bekliyorum. Efendim bir de üniversitemizin halkın gözünde beklentiler var. Üniversitemizin işte bazı noktalarda bize rehberlik yapması, çıtayı yükseltmesi, Erzincan'ın ekonomisine, tarımına, gelişmesine öncülük yapacak projelerin özellikle üniversitedeki hocalarımız tarafından, akademisyenler tarafından bu konuda Erzincan'a bir yön verilmesi noktasında halkın beklentileri var yıllarca. Bu beklentiler son günlerde daha da bu Türk dünyasıyla birlikte arttı. Ya yani bunu yapabiliyorsak biz tarımda da bir şeyler yapabiliriz üniversite kanalıyla. Turizmde de bir şeyler yapabiliriz üniversite kanalıyla. Tekstilde de yapabiliriz. Erzincan'ın gelişmesiyle ilgili üniversitemizin artık öncülük yapmasını istiyor halkımız. Bu noktada düşüncelerinizi alabilir miyim? Muammer Bey, kesinlikle haklısınız. Bir şehir üniversitesi, üniversitenin birçok konuda mihmandar olmasını gerektiriyor. İlimizde bir tane üniversite var. Bu üniversitenin birçok konuda yol gösterici olması gerekiyor. Efendim, ön vermesi gerekiyor. Bir takım projelere imza atması gerekiyor. Üniversitemizde çalışan birçok bilim adamı, sanayide çalışan birçok firmayla birlikte çalışmalara imza atıyor. Atmaya da devam edecek. Artı geçtiğimiz sene Aselsan'la işbirliği yapmaya başladı. Bu sene BİTES savunma sanayi ile işbirliği yapmaya başlayacak. BİTES savunma sanayinin genel müdürü Uğur Coşkun beyefendi birkaç hafta evvel buradaydı. O hem bir motivasyon konuşması yaptı hem de üniversitemizde birlikte çalışmalar yapmanın önünü açtı. Biz de bu bağlamda arkadaşlara, bilim adamlarımıza, hocalarımıza
destek veriyoruz. Bilimsel araştırma projeleri yapması konusunda destek veriyoruz. Kaynak bulmaya çalışıyoruz. Bunlarla birlikte birçok alanda, tarım ve gıda alanında da olmak üzere üniversitemiz hocalarının şehrimize katkı vermeye devam edeceğini burada söyleyebilirim. Onunla beraber hani gıda, tarım ve hayvancılık araştırma ve uygulama merkezinin kurulmasıyla birlikte bu konuda çalışmalar hızla devam etmektedir. Çok teşekkür ediyorum. Bir konu daha var efendim. Buyurun. Özellikle organize sanayi bölgesindeki bu tekstil fabrikalarımızdaki oradaki yöneticilerin ve diğer fabrikalardaki şu anda üretim yapan birçok yerde, üretim merkezlerinde üniversitemizin ara eleman noktasında da mesela yüksek okulları kanalıyla bizlere işte böyle teknik noktalarda bizim ihtiyacımıza göre personel yetiştirmesi, eğitimli insanlar yetiştirip iş gücüne katkıda bulunmasını istiyorlar. Bu noktada bir çalışmanız var mı? Muhammed Bey, organize sanayinin içerisinde meslek yüksek okulunun 1-2 bölümünün açılmasını planlıyoruz. Çok hoş ya. İlk defa mı bunu açıkladınız yoksa daha önce açıkladınız? Daha önce birkaç kez söyledim ama siz yeni duymuş olabilirsiniz. O konuda çalışmalarımız var. İlk önce bir yer, efendim nasıl bir bina yapılacağıyla alakalı arkadaşlar projeler hazırladılar. Onların finansmanının, kaynağının nereden bulacağımızı hallettikten sonra inşallah onları da hallederiz, öyle düşünüyorum. Sonra bunu hayatiyete geçirmeyi düşünüyoruz. Bu sayede söylediğiniz gibi organize sanayide ara eleman noktasında o çalışan firmaların kabul edeceği formatta üniversite öğrencileri yetişecek buradan. Dolayısıyla kalifiye eleman bulmakta organize sanayideki firmalar sıkıntı çekmeyecek, zorlamayacak. Onların da talepleri sizin dediğiniz gibi bu noktada. Bu okulun 1-2 bölümünün de orada açılmasında sayısız fayda var. Çok uzak bir lokasyon değil ama üniversiteyle arasında nerede baksanız yine 7-8 kilometre mesafe var organize sanayi. İçinde olduğu zaman bu iletişim, buluşmalar çok daha kolay olacaktır diye düşünüyoruz. Malumunuz efendim son yıllarda dünyada yaşanan kuraklıklar, işte tabiatta yaşanan dengesiz hareketlerden dolayı dünyamız bir çölleşmeye doğru gidiyor böyle. Biz de şu anda bu aylarda böyle kurak bir hava yaşamamamız gerekirken yaşıyoruz zaten. Evet. Erzincan mikroklima iklim yapısına sahip bir şehir. Aynı zamanda kendisine yetebilecek kadar sular olan işte bir Fırat Havzası'ndan o suyu alıp işte mümbit topraklarda tarımın daha da geliştirilebileceği bir alana sahip. Ama iklimlerle ilgili dünyada bir iklimsel çalışmalar var ya, üniversitemizde mesela Erzincan'da mikroklima bir iklim yapısına sahip olduğu için iklimlerle ilgili böyle bir bölüm var mı bilmiyorum üniversitelerde. Böyle bir bölümün Erzincan'da açılması nasıl olur efendim? Bölüm değil de bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Öyle mi? Tabii. İklim değişiklikleriyle alakalı büyük bir çalışma yapıyor arkadaşlar. Önümüzdeki zamanlarda bu çalışmanın daha ayrıntıları önümüze gelecek. Çevre Bakanlığı'yla ortaklaşa yapılan, oradan destek alarak yaptığımız bir çalışma. Birçok yönlü bir çalışma bu aslında. Çalışmanın ayrıntıları önümüzdeki zamanlarda önümüze gelecek. İnşallah sizlerle paylaşma imkanı bulacağız. Yani. Benim alanım olduğu için, oradan emekli olduğum için özellikle toprak analizleri noktasında da üniversitenin bir öncülük yapıp yapmadığını bilmiyorum ama toprak yapımızı bölgelere göre hangi minerallerin, hangi bitki besin elementlerinin eksik olduğuyla ilgili böyle üniversite bir çalışma yaptı mı veya yapar mı? Yapan arkadaşlar var. Bildiğiniz gibi tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili çalışma yapan arkadaşlar var. Kaldı ki merkezi laboratuvarlarımızda sadece toprağın değil birçok maddenin yapısını inceleyen laboratuvar altyapımız var. Arkadaşlar da bu konuda çalışmalar yapıyor ama Erzincan'ın toprak altyapısı, işte
tarımla alakalı neler yetiştirebileceğiyle alakalı şu anda aklıma gelen bir çalışma yok. Fakat yapılabilecek laboratuvarlar var, onu söyleyebilirim. Belki de şu anda arkadaşların onunla ilgili bir çalışması var. Benim haberim olmayabilir, onu söyleyebilirim. Yani. Efendim, yoksa da başlatın. Şu anda Erzincan çiftçisi için elzem bir konu. Burada şunu Tokat söyleyebilirim. Bunu yapmış efendim, ben gördüm. Evet. Burada bütün çiftçiler hangi bölgede, hangi bitkiye ektiğinde neler kullanılması gerektiğini biliyorlar toprağın altyapısını. İşte tam bu noktada biraz evvel söylediğim gıda, tarım ve hayvancılık uygulama ve araştırma merkezini o yüzden kurduk. Tamam. O arkadaşlar laboratuvar altyapımızı kullanarak ve onlara vereceğimiz kaynaklarla bu işleri inşallah daha ileriye götürecekler. Evet. Bizim de beklentimiz o, sizin dediğiniz. Efendim ben daha fazla bizim için de sizin için de zamanınızı fazla almayalım. Çok değerli zamanınız ama iki konu daha var ki bunları da sormadan edemeyeceğim. Buyurun. Biri Deprem Teknolojileri Enstitüsü ki ben bunu ilk duyduğumda hakikaten işte Kandilli'den sonra Erzincan'ın da depremle çok anılacağını, belki de Kandilli'den daha ön sıraya geçeceğini düşünüyorum. Bir de İpek Yolu'yla ilgili, onu gerçi biraz evvel içeride anlattınız, o ertelenmiş ama bu konuda da bir böyle birkaç düşüncenizi bu konuda da alırsam çok memnun olurum. Efendim, üniversitemizdeki birçok araştırma merkezi, birçok fakülte, birçok enstitü var. 3 tane enstitü vardı. 4. enstitü Deprem Teknolojileri Enstitüsü oldu. Ancak Deprem Teknolojileri Enstitüsü diğer enstitülerden oldukça farklı bir yapıya sahip. Kendine ait bir kadrosu olacak. Diğer enstitülerin kadrosu diğer fakültelerden. Ama bu Deprem Teknolojileri Enstitüsü'nün kadrosu kendi kadrosu olacak. Dışarıdan da mutlaka destek alacak ama kendi kadrosuyla çok önemli bir konuya değinecek ve bu konuda çalışmalarını hızla yapacak inşallah. İnşallah. Burada benim söylemek istediğim şey şu. Bu Deprem Teknolojileri Enstitüsü birkaç fakülteye, birkaç enstitüye bedel bir şey olacak inşallah. İnşallah. Yani iddiası büyük. İnşallah. Ve hepimiz heyecanlıyız. Evet. Bu konuda yapılacak olanlarla alakalı hem şehrimize hem ülkemize hem de bölge ülkelerine vereceği katkı açısından heyecanlıyız. Çünkü yapılacak olan çalışmalar dünya çapında olan çalışmalar olacak. Yani birçok ülkede olmayan çalışmalar yapılacak. O laboratuvar altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz şu anda. Birçok laboratuvar depremle alakalı laboratuvar altyapısı var. Ancak bunun çok daha gelişmesi lazım. Uluslararası bilim adamlarının Erzincan'da gelip çalışması için bu altyapıyı hazırlamamız gerekiyor. O yüzden heyecanlıyız. Buranın Erzincan'a çok büyük katkılar getireceğine inanıyoruz. Deprem fay hattında olduğu için bizimle çok... Çok önemli. Ülkemiz olduğu gibi deprem fay hattında biz depreme gözümüzü kapatamayız. Bununla birlikte yaşamak durumundayız, biliyoruz. Bununla birlikte daha konforlu nasıl yaşayabiliriz? Onun çalışmasına arkadaşlarımız inşallah yapılacak. İpek Yolu Enstitüsü ile de alakalı olarak müracaatımız var. Ancak bu önümüzdeki bu Deprem Teknoloji Enstitüsü'nü biraz daha hayatiyete, biraz daha vücut bulmasını sağladıktan sonra bu sefer ona ağırlık vermeye başlayacağız. Bu da yani, güzel bir proje efendim. Evet, çok güzel bir proje. Yani kadim projelerden biri. Kesinlikle, evet, ilimiz yani için önemli. Yani çok güzel bir şey. Tebrik ediyorum. Yani ekibinizi hakikaten tebrik ediyorum bu iki projeden dolayı da. Efendim son olarak bu yapmış olduğunuz bütün değerli çalışmalarınızda gerek iş adamları olsun, gerek şehrimizin siyasileri olsun, gerek işte Vali Bey ve yönetimdeki bütün insanlar, şehri şekillendiren bütün yönetim mekanizması sizin yanınızda yer alıyor mu? Önünüzdeki işte o engellerin aşılmasında hem maddi anlamda iş adamlarını da söylüyorum hem de devletin işte birimleri anlamında bu konularda herkes elinden geleni yapıyor mu efendim? Kesinlikle yapıyor. Bu tek başına yapılacak bir iş değil ki zaten.
Başta Başbakanımız, Binali Yıldırım Beyefendi olmak üzere, Sayın Valimiz olmak üzere, ilimizin milletvekilleri olmak üzere, hepsinin mutlaka çorbada tuzu olacak. Tuzunuz olacak. Bütün Erzincanlıların tuzu olacak. Yani bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor. Yani herkesin inanması gerekiyor. İlimizin kalkınması noktasında, ilimizin daha güzel bir olması noktasında. İlimiz zaten çok güzel. Ona en ufak bir kuşku yok ama daha yaşanabilir. Ekonomisi daha iyi olan bir il olması anlamında herkesin emek sarf etmesi lazım ve herkesin inanması lazım. Evet. Sadece sizin ve benim inanmamız olmaz. Evet. Tabii ki ilimizin yöneticilere. Herkesin farklı bir misyonu var. Zaten. Herkesin farklı misyonu var. Herkes de buna inanmış durumda. Ben öyle görüyorum yani. Evet. Ben öyle görmek istiyorum ve öyle görüyorum yani. Buna herkes gönül vermesi lazım. Hepimizin inanması lazım ve başta ilimiz olmak üzere ülkemize olan güvenin artmasını sağlamamız evet. lazım. Yani biz güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir iliz dememiz lazım. Ve buna herkesin inanması lazım. Hani biraz evvel de söyledim, ülkemiz son yıllarda büyük atak yaptı. Aynen efendim, doğrusu. Yani içinde bulunduğumuz yıllarda, ben şöyle söyleyeyim, en huzurlu yıllardan geçiyoruz. İnsan, öyle mi? İnsanı yaşar ki devlet yaşasın söylemine çok güzel bir ekol oluşturduk. Tam o söylemin yaşandığı bir dönemdeyiz. İnsanlarımızı, yani yaşam kalitelerini arttırarak. Ülkemizin uzun yıllardır görmek istediği bir huzur ortamı var. Bunun değerini bilmemiz lazım. Çok doğru söylüyorsun. Ülkemizin uzun yıllar görmediği milli savunma sanayindeki atağını hep beraber izliyoruz, şahidiz. Gönülden destekliyoruz. Göğsümüz kabarıyor efendim. Göğsümüz kabarıyor. Aynen. Ve bu savunma sanayinde yapılanlarla birlikte ülkemizin uluslararası piyasada söz söyler hale geldiğini görüyoruz. Dünyaya mesaj veriyoruz. Dünyaya mesaj veriyoruz. Yani bunların kıymetini bilmemiz lazım. Sağlık alanında da efendim çok mükemmel şeyler yapıyor. Kesinlikle. Sağlık alanında inanılmaz ilerlemeler yapıldı. Ulaştırma alanında inanılmaz ilerlemeler kaydedildi. Çok iyi yerler. Allah nazarlardan bulsun. Ben amin. Ben en çok bunlara önem veriyorum. Ülkemizin huzur ortamı içerisinde ve savunma sanayinde, uluslararası dünyada söz söyler hale gelmesine ben çok kıymet veriyorum. Aynen. Çok bu Türk dünyasına önem vermemizin sebebi de o. Cumhurbaşkanımız da, Başbakanımız da bu konuya çok önem veriyor. Bize de ne kadar görev düşüyorsa onları yapmaya gayret ediyoruz. Efendim, Türk olmanın gururunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gururunu bu günlerde, bu zamanda çok güzel yaşıyoruz. Bunlar gerçekten şu anda hayal edemeyeceğimiz şeyler. Gerçekten yani hakikaten bu konularda size katılıyorum ve bunun kıymetini bilmek lazım. Bir de Erzincanlı iş adamlarından şehir dışında İstanbul'da, Ankara'da üniversitemiz için bir talepte bulunduğunuzda onlar sizi nasıl karşılıyordu? Onlara da buradan... Vallahi özellikle şunu söyleyeyim. İstanbul'daki Erzincanlı hayırsever iş adamlarına, isim olarak zikretmeniz doğru olmaz. Çünkü gittiğimiz gitmediğimiz herkes sermaye sahibi, iş adamı, Erzincanlı hayırsever iş adamlarımız biz gittiğimizde bizi çok güzel karşılıyorlar. Biz de bundan gurur duyuyoruz. Dolu dolu geliyor musunuz? Ve dolu dolu geliyoruz. Çok güzel. Şükürler olsun. Dolu dolu geliyoruz. Ve onlar Erzincan'ın gelişmesine, üniversitenin gelişmesine katkı vermek için can atıyorlar. Ben de buradan sizin sayenizde onların hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Efendim, biz de bugün bu programı yaparak tarihe bir not düştük. Belki bizden sonra, işte yıllar sonra üniversitede, üniversitenin rektörüyle yapılan bir röportajla o gün Erzincan'ın konuları ve dünya ile ilgili, Türkiye ile ilgili düşünceler böyleymiş diye birilerine belki ters konusu bile olabileceğimiz kısa ve anlamlı bir program yaptık.
Bize bu kıymetli zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu arada son söylemek istediğiniz Erzincan'a bir mesajınız varsa efendim, üniversite adına ekran sizin efendim. Ben en son kapanışı yapacağım. Evet, Muammer Bey, öncelikle tabii ki size teşekkür ediyorum. Bu üniversite hepimizin, Erzincan hepimizin, ülke hepimizin, bunlara sahip çıkmak bütün ülke vatandaşlarımızın asli görevi. Ülkeyi sevmek, devleti sevmek, vatanımızı sevmek. Bunlar bizim asli görevlerimiz. Bunlar yaptığımız sürece ülkemiz çok daha iyi yerlere gelecektir. Buna inanıyorum. Ve sizin nezdinizde Erzincan insanımıza önümüzdeki yıllarda çok daha güzel bir Erzincan'a kavuşmalar niyetiyle hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler efendim özellikle size ve değerli ekibinize, gerçekten ekibinizi de çok seviyorum. Ne zaman üniversiteye gelsem ekibinizin, sizinle beraber çalışan arkadaşlarımızın ilgi ve alakasıyla karşılaşıyoruz. Ve gerçekten çok da kaliteli bir şekilde bizi misafir edip uğurluyorlar. Bunlara huzurlarınızla teşekkür etmek istiyorum. Evet efendim, bugün Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü, değerli hocam, Profesör Doktor Akın Demet Bey ile birlikteydik. Çok güzel şeyler anlattı gerçekten. Arada bir yapalım hocam bunu ya, çok hoşuma gitti. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Can Medya Grubu olarak değerli Erzincanlılar, hepinize teşekkürler buradan. Hoşça kalın. Bir programımız daha yapıncaya kadar hoşça kalın.